1951 yılının 17 Haziran'ı Almanya. Berlin'in tarihi Olimpiyat Stadı'nda sahiden de hem olimpiyat düzeyinde hem de tarihe kalacak bir maç oynanıyordu. Savaş yorgunu Almanya'ya moral olsun diye düşünülmüş bir maçtı aslında bu. Ve Türkiye, Almanya'ya karşı oynuyordu. Güçlü ve profesyonel Alman takımının yeneceğine hiç şüphe yoktu. Ama zorlu ve heyecanlı geçen 90 dakikanın sonunda skorlar hiç de beklenildiği gibi olmayacaktı. Türk milli takımı Almanya'yı 2-1 yenecek, zafer ertesi gün Alman manşetlerine taşınacaktı. Almanlar şaşkındı, üzgündü. Hatta maçı izleyen İkinci Dünya Savaşı'nın yorgun savaş mağlullerinden bir taraftar, kızgınlıkla koltuk değneğini milli takımımızın kalecisinin kafasına indiriverecekti. Kolay değil. O gün orada bir futbol mucizesi gerçekleşiyor. Gencecik bir futbolcu, kurtardığı gollerle tüm futbol otoritelerinin dikkatini çekmekle kalmıyor, ulusal gururunda simgesi oluyordu. 100.000'i aşkın Alman seyircinin önünden mutluluk gözyaşları içinde geçerek sahayı terk eden bu çocuk, evet evet henüz 19'undaki bu kaleci Turgay Şeren'di. Galatasaraylıydı. Berlin'de, Berlin'e Berlin demek için çok şahit lazımdı yani. Yarısı yıkılmış, yarısı kırılmış, sokakları yok olmuş. Fakat Berlin halkı bu bozulan şeyleri tamamen düzeltmek için uğraşan bir büyük bir güç gösteriyor düzeltmek için. Nefis bir saha. Fakat şöyle bir baktığınız zaman 110 bin kişi. Biz burada kaç kişi? 10 bin kişiyle, 12 bin kişiyle oynuyoruz. 110 bin kişiyle oynayacağız. Ve biz sahaya çıktığımız zaman korku içindeydik yani. Her Berger'in, Helmut Schön'ün hazırladığı bir takım Türk milli takımıyla kendi sahasında 110 bin kişi önünde oynuyor. İnanılmaz bir şey yani, sanki Allah beni sahaya çık, hiçbir hata yapma, maçı kazandırmak için de ne gerekiyorsa yap diye beni sanki makinelemiş gibi sahaya çıkardı. Ve ben artık böyle o taraflara gidiyorum, kurtarıyorum, bu tarafa gidiyorum, kurtarıyorum. Naci abi ortada, Bülent ortada, Bülent abi ortada. Onlar hadi evlat, hadi Turgay, onlar bana hadi Turgay dedikçe ben bir taraftan bir tarafa gidiyorum yani.